Selam dostlar, Darkest Dungeon'ın 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, öncelikle bahsetmem gereken bir şey var arkadaşlar. Downward Expansion'ın, yani bu gördüğünüz şeyin, modun, bir saniye, Night Parade miydi? Aynen, The Night Parade diye bir genişleme paketi varmış. Ve ben onu normalde mod listesine eklemiştim ama sağ olsun bir takipçimiz, değişik herifti adı yanlış hatırlamıyorsam, sağ olsun hani uyardı. Dedi ki abi, dedi hani o modları kırıyor, bozuyor. Zaten o Darkest Dungeon'da bayağı bir sağ olsun yardımcı oluyor. Hani her konuda bilgilendiriyor. Genelde böyle bilgi sunuyorsam önceden arkadaşlar o söylemiş oluyor. Haberiniz olsun, mesela hani bu troll'un geliştiğinde o söylemişti. Bu Night Parade'e ben de baktım hakikaten hani, yani save'i bozuyormuş direkt olarak, yani save'inizi yakıyormuş. İşte böyle yok şu şekilde mod listesinde bir şekilde sıralarsanız olmaz falan yazmışlar da. Aşağıdaki yorumları okuyun arkadaşlar. Aşağıdaki yorumları tamam zaten şey, hani save'im gitti, save'im gitti, ne kadar güzel mod yapmışsın, save'im yok oldu falan şeklinde. O modu kaldırın, yani Night Parade Expansion'ını kaldırın şu Sunworld Island'ın. O değişik herifin de gitmiş bu arada. Yani söylediğine göre onun da gitmiş save'i. Yazık olmuş yani, hakikaten geçmiş olsun. Neyse, biz en son bu farmcidi yaptığımız için bu gelen The Thing isimli boss'un peşindeydik. Sözde bakacaktım o çıkan sayfaya da unuttum arkadaşlar. Zaten Verins'a gidecektik, yani hani Verins'a gitmemiz lazımdı. Acaba zayıf bir grupla gitsem halledebilir miyim? Şöyle bir kaydı kontrol edeyim de. Hızlı girdim bir anda. Tamam, burada yeni böyle bir şey adam yok. Omen Seeker, sen ne yaptın hatırlamıyorum ya. 3. sıradaymışsın. Panama falan veriyormuşsun. Gel sen gel. Onun dışında Nosferatu fena değildi diye aklımda kalmış. Nosferatu sen gel. Abi sen çok kötüydün ama 1. seviyesinden de iş yaparsın ya. Senin en son şurayı denemiştik. Umarım iş yaparsın. En arkaya da Sister'ımı alayım yoksa şu healer'ımı alayım ya. Sağlam healer önemli arkadaşlar. Bir de grubun ne yapacağını da bilmiyorum hani. Bir de boss kesmeye gidiyoruz hiç bilmediğim bir grupla. Ne kadar da güzel. Yalnız ilk tur bayağı bir güzel bir şey veriyormuş bu. Kendisi de dodge skill veriyormuş. Dodge veriyormuş. Güzel. Onun dışında sanki Bogatyr için başka itemlerimiz de vardı bizim. Bir Rare'tisine göre sıralasana abi şunları. Privateer için varmış. Privateer mi alsak ya? Privateer neredesin sen? Yukarıdaydın galiba. Hatırlıyorum Privateer'i. Nosferatu yerine Privateer gelsin ya. Abi al protection. Al bir de damage birazcık. Privateer'cim kritik chance %20 kritik artı 3 speed gayet güzel. Tabii en üstteki şey aktif olmayacak. Al protection da al. Bir de daha stres mi alsan yoksa hasar mı versem? Al armor piercing al. Bogatyr için gerçekten başka bir item yok muydu ya? Burada art. Bak bu da güzelmiş Privateer için. Neyse tamam, böyle gel. Şimdi ablam sen. Senin özelliklerin neler bir kere? Güzel bir debuff veren bir skillin varmış. Kendine çeken bir skillin var. Stun atma skillin var. Stun atma varmış. Bu da stealth'i bozuyormuş. Oo bak buymuş ha. Ama düşmanın mı şeyini bozuyor? Zehrini ve kanamasını iyileştirip %100 kritik veya %100 armor piercing vuruyor. Bir kere melee değilsin sen. Sana şu şeyi verelim. Satayım. Bir tane gerek yok arkadaşlar. Artı 5 accuracy olur. Ha. Al bunu al. Bir sen şey yap ya. Tuzakları falan bulan şey ol yani. Bunu alma. Sadece Eternal için. Bu da sadece Vestal için. Ya asıl buna da böyle güzel bir heal item'ı çıksa çok güzel olurdu. Tamam, sana ne vereceğiz biz? Buna %10 daha az heal veriyorsun. Kritik artmanı arttıralım. Artı 7 dodge al. Al, stres yenilemeyi fazladan olsun. Hadi bakalım. İşte bunlara bir itemlerini de güçlendirelim. Daha upgrade yokmuş buranın. Zaten full'da. Bu abinin can yapması lazım ama işte yakamıyor. Dursun. Zaten her şey full. Acaba bunu yanlış mı oynuyorum diyeceğim. Ama yok. Bilemedim ya. Privateer'cim. Al, bunları geliştirmişim. Bunları geliştirmeye devam edeyim. Aslında dur bakayım ya. Şu Lamia'nın hasarını da geliştireyim arkadaşlar. Main hasarı bu muydu senin? Aynen, main hasarı buydu. Yoksa bu muydu? Buydu abi. Bas. Bas. Bunu geliştirince ne yapıyor? İnsan formundan önünde eksi 2 stres veriyor eksi 1 yerine. Canavar moduna döndüğünde artı bir fazladan dodge alıyor. Gerek yok ya. Boş para israfı gibi hissettirdi. Buraya adam vermiş miyiz? Vermişiz. Haydi bakalım. Verins. Verins'ta ne vardı ne yoktu hiç hatırlamıyorum. O yüzden bayağı yüklü gideceğim. Böyle şey gitmeye gerek yok bence. Umarım yeterli olur. Burada daha çok antivenomla açılan şey mi vardı acaba ya? Galiba. Ha, birer tane fazladan olsun. Sanki buradan çok bol yemek çıkıyordu. Burası orası mıydı? Hadi bakalım. Önce bu tarafa mı gitsek? Böyle gitsem, böyle gitsem, böyle gitsem, böyle gitsem, buraya geri dönüp böyle yapsam daha iyi. Şunu açacağım. Belki farklı item çıkartıyordur. Neymiş ya? Daha önce de görmüşüz yani, hiç hatırlamıyorum. Ablam sen bir markla diyeceğim de sık ya kafasına direkt. Senin galiba canavar olman gerekecek. Yani buralar sıkıntılı. Bunun bir işini bitir. Nasıl kritik yersin? 5 seviyesi. Bak burada sana güveniyoruz. Bunlara stun atmanın bir anlamı yok gibi. Bunu öne çekebilirim. Veya şununla kanatabilirim. Ortalama bir karakter gibi gözüküyor şimdilik. Güzel. Yani sırf seviyesinden ötürü şu an bunun hasarı çıkartıyor arkadaş. Ah ulan. Bunu indirsen mi, buna mı sıksan? Bunu indir ya. O güzel, kritik. Bu neymiş? Bunun hasarı yüksekmiş. Eksi 7 accuracy verdi. Güzel. Oha! Dön insana, dön insana. Bunun hasarı bayağı yüksek. Yani öyle bir toplu hasar yok abi. Çok nadir. Çekiç ve ekipmanlar çıkıyor. Yani çekiç ve konks yani. Nedir bunun adı? Bu işte demiri falan almayı, kavramayı sağlayan şey. Artı 8 kritik, eksi 3 speed, eksi %20 hasar. Friendly skill'ler %10 protection veriyor. Ataklarda kritik gelirse %25 hasar sağlıyormuş. Çok ilginç. Yani %100 kritiği olan bir karakterimiz var mı? İki de kritik attı aslında. Bunun kritiği yüksek. Hasarını düşürüp ne kadar bufflıyor bir de? Savaş boyunca mı acaba kritik atınca? Bilemedim. Çok ilginç bir itemmiş ya. Önce bu tarafa gidelim. Min yüksek abi. %110. Çok güzel. Privateer Dismas gibi iş yapan bir karaktermiş. Sevdim yani. Verdiği hasar falan da genel olarak yüksek, güzel. Bir secret room be. Bu arada niye bu kadar çok boş oda var abi? Neyle açıyorduk? O daha önce hiç denk gelmemiş. Bandaj. Güzel. Bandajmış demek ki. Bu ne abi? Sıkıntı. Yak bunu bir. Sen heal bas. Ya. Yani ciddi olamazsınız ya. Keşke şu skill biraz hasar da vursaymış. Oy güzel, kritik. Cesedini yok etti direkt. Abi tehlikeli. Güzel. Kanama mı, eksi ekürisi mi? Bunun hasarı da daha yüksek. Ya da çekme mi? Çekmeyi yemedi. Güzel. Aslında şuna stun da atabilirim. şuna stun atsana ya. O bir sonraki tur bir vuramasın. Biz şuna bir odaklanalım o sırada. Oy! Privateer'in kritik ne kadar güzel taşıyorsun ya sen grubu. Gerçekten güzel taşıyor. Abi gene şu arka ikili sıkıntılı geldi ya. Bunlar ne kadar vuruyordun? Ama bunlar da fazla vuruyormuş. Bir sonraki tur indiririz. Bunun biraz sesini silelim. Bir şey failledi. Güzel. Abi bunu bir ortadan kaldır. Gayet iyi. Şimdi bu birazcık sıkıntı yaratacak gibi. Anlat. Neymiş? Kanadında %33 fazladan kanıyor diyor. Aa, kanaması da buna aktardı. O öldü. Ya benim işime yarayan bir karaktermiş o yani, hani kötü bir karakter değilmiş abi. Bas, heal bas. O tüm gruba mı basıyorsun sen heal'i? Slayer için ne olduğunu bilmediğim bir karakter. Sacrificial Stone. Daha suyla açsam yok. Torch'la açsam yok. Daha önce denemiş miyiz abi şunları? Bununla açsam yok. Antivenom'la açsam yok. Dene bakayım abi ne gelecek? Varans Explorer geldi. Güzel. %10 scout şansını arttırdı. Çok da tam karakterine geldi yani. Ablam sen aç her şeyi. Sana önce öldürmek lazım. Üstümüze kusuyor ya. Oy. Sesini yenile. Et de sinir stres bir kalmasın. Şunu öldür abi. Bu hastalık bulaştırıyor. Stun vurabilirsen çok güzel olur. Çok tatlı olur. Çok iyisin. Orada niye bunları bu kadar yani büyük göğüslü ablalar yapmışlar bilmiyorum. Neden yani abi? Böyle bir karakterlerin üzerine uğraşılmış hani, anladınız mı? Şey değil böyle hani. Ya sadece görüntü yaptık bıraktık değil karakterler. Yani öyle olsa zaten yüklemezdim. Modları yüklemezdim baştan. O yüzden daha da ilginç geliyor yani. Niye hani bu kadar böyle hani... Hani hem güzel karakter yapıp hem de böyle bu kadar... Aşırı şey yapan tam şey gibi arkadaşlar. Anime gibiler yani. Animelerde de böyle hani... Güzel bir anime bulursun ama... İçinde böyle aşırı gereksiz eti vardır ya. Yeseniz yeter ya. Abi orada ne güzel. Gece embuşlarını engelleyen bir özelliği varmış. %20 şansla, her bir %20 şansla çok farklı boss şeyler alabiliyormuş. Hastalığımız yok. Aa, harita yaratma. Haritaları alalım. Bu ne? %30'luk harita. %20'lik harita. Bir tane daha %20'lik harita. Ne be? Omen Seeker'ın arkasında arabası varmış abi. Nasıl? Ne yap bari? Tamam, sıfır stres. Gece zaten ambush olmayacak. Ha? Abi shield barrier değil bu. The Thing böyle mi geliyormuş anasını satayım? Bunu bir yaksana ya. Bunun ne yapacağını bilmiyorum. Canavara dönüşsem mi? Debuff ver. Tan %50 şansla stun yiyor. Abi damage'im niye göstermiyor? Niye sıfır vuruyorum ben buna ya? Arkadaki taşı mı yok etmem gerekiyor önce? Taşın movement resist'i hayvan gibiymiş. Bir vurdum. Yanmadan bir vurdum. Bulut 6 vurdu. Yanmadan bir hasar daha aldı. Artık hasar yemeye başladı. Ama çok az hasar yiyor. Niye bu kadar az hasar yiyorsun abi sen? Yuh! Lan köpek bir sakin ol. Ablam birkaç. Bu niye bu kadar azı sarıyor arkadaşlar? %100 daha az hasar yemek ne demek ya? Ablam yak bunu bir. Ver şuna, shield ver. Güzel. Aslında keşke onu deneyeceğime şey falan deseydim. Accuracy'sini falan kıssaydım. Ne yaptın abi sen? Ne güzel ya. Oy çok güzel. Bu Think'in olayı ne arkadaşlar? Bu niye böyle eksi %100 hasar yani? Yak abi, yakma iyi vuruyor ya. Yakma bir de düzenli vurduğu için hakikaten iyi vuruyor. Ben heal bas ablam. Eksi 7 ekürüsü ver. Ekürüsü kırılınca belki şey yapar. Yani vuramaz belki, ıskalar. Nerede onun bunun çocuğu? Abi bunun böyle değildir. Bunun başka bir yolu vardır ya. Bu şu an çok saçma yani. Marklasam. Yak ablam, yak bunu. Bir tur daha yak. Yandın mı it? İt yandın mı it? Kiki yanıyoruz. Kiki bu iş bitmez. Beş vur. Çok da vuruyor köpeğin evladı ya. Belki stun. Rezistledi köpek. Tabii mark atacağım. Marka geçecek zaten tur bize gelene kadar. Bir turda 3 kez vuruyor bir de. Abi stun ihtimali daha yüksek. Lütfen stunla. Çok güzelsin. Ya stunlıyken şuna sıra gelseydi ya. Vur abi. Güzel güzel. Güzel kaçtın ondan. Güzel kaçtın. 5 can bas. 5 can bas. Çok iyi. Vur ablam, çok güzel. Ya bunu dediğim gibi %100 farklı bir olayı vardır da ablam. Niye geldin ki öyle bir öne atıldın ki? Niye yani? Sen ne belalı bir boss'muşsun ya. Bir de niye beni mumdan vuruyorsun ama Bogatyr? Güzel, güzel, iyi. Can bas, çok güzel, çok güzel. İyi rezistledik, iyi rezistledik. Bu bir tur gidecek, geriye mi gidecek, geriye mi gidecek, bir yere gidecek bu da. İt oğlu it, ne kadar can basacaksın kendine? 3 can, benim ben. Zehir yiyor aslında bak. Yapıştır, yapıştır. Yapma be. Yak ablam, yak. Nasıl dodge'larsın ama? Biraz eksi protection verelim. Eksi protection galiba iş yapıyordu. Hani bunların yüksek vurmasını sağlayan. Ablam yapma be. Yapma be. Hata mı yaptık? Hata mı yaptık? Lütfen hata olmasın. Sen bütün gruba bir heal bas. Çok güzel. Mısır mı yiyor? Heal basarken. Bu ablam geriye gidecek. Gitsin zaten. İyi. Hoş. Ben niye öne geldim? Geri git. Heh. Vur zehri. Çok güzel. Abi zehirden niye hasar almıyorsun ya sen? Dönüş insana dönüş. İnsana Allah kahretmesin bu. Göne hiçbir şeyden hasar almayan moduna geçti anasını satayım. Hı. Ablam vur kafasına 4. İyi, gayet iyi. Vur. Şimdi istemenin zamanı değildi ama. Heal atsan daha iyi. Millete dur yere hayvan gibi stres yükledin. Delirmeyin, delirmeyin arkadaşlar. Delirmeyin arkadaşlar lütfen. Ne vuruyorsan vur abi. 17 canına kadar bir şekilde düşürdük. Buradan gerisini düşüremiyoruz. Var ya yani. Ya sabır ya. Vur 3-5 ne vuruyorsan vur. 13. Vur 2. 2 çok güzel kritik. Dokuz canı kaldı. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Biraz daha dayanın. Biraz daha sabredin. Sizden tek bir isteğim var. Birazcık daha sabretmeniz ya. 4 çok güzel. Hadi bir 5. Ya senin ben... Yapacağın işi seveyim ya. Bunun yöntemi ne abi? Bunun yöntemi ne? Ciddi soruyorum. Bunun yöntemi ne yani? Abi gene hasar almaz moduna girdi. Debuff'ı yokken mi hasar almaz oluyor bu acaba? Bas heal bas. İlla bir debuff'ı mı olması lazım? Debuff veren ne var abi? Al bak bu debuff veriyor sana. Vur artık öl git. Oy. Bogatyr için nadir ekipman verdi. Bogatyr sen değil misin abi? Stres healing'ini arttırıyormuş. %20. Stunlarla savaşırken %40 stres healing alıyormuş. Maksimum canını azaltıyormuş. Çok da bir gerek yok bence. Abi ne belalı bir şeymiş ya. Galiba The Thing koydu arkadaşlar. Bunu bununla mı açıyorduk? Bununla mı açıyorduk? Bu. Veya bu. Buff ver. %30 damage veriyormuş ya. Boşluğa gitti %30 damage. Bunu bir indir. Birazcık stres yenileyeceğiz arkadaşlar. Birazcık stres yenileyeceğiz. Sen heal yenile. Çok güzel heal yeniledim bu arada. Ablam şunu... Yapma ablam yani. Şunu öldürmen lazım ya senin. Al yenilediğimiz stres gitti. Boşuna gitti. Yemin ediyorum. Yani anana şey yapsalar kussalar hoşuna gider mi? Gerçi bunun salaklığı yani. Artı ekürüsün de var. Niye vuramazsın ki ya? Yenil abla. Stres yenil. Yarın yokmuş gibi stres yenileyeceksin. Bunlardan fazla loot da bulalım. Hep atardım be zorlasan. Hiç şey olmaz. Canları zaten tek de yeniliyor. Streslerin birazcık düşmesi lazım ama. Yani 50 bandına gerilesek kafidir. Gayet iyi. Bas 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 bas, yan bas. Maksimum canını da arttırıyormuş. Bas ablam buna da marka. Güzel ya. Yani 70 bandından düşürmeyi başardık en azından. Bu kanamadan ölecek zaten. Hatta yok, kanamadan öleceği için. Çok güzel. İyi, 63'e kadar geriledi. Yasak yaptı. Çünkü savaş çok uzayınca da böyle strese girmeye başlıyorlar. Bu neymiş? Domuz kafası. Bunun yerine alırım yani. İlk kez görüyorum böyle bir ay. İyi, 60 bandına kadar geriletmeyi başardık seslerini ya. Aç ablam. Bunu da daha da şey yap. Biraz daha stresin azalsın. Çok güzel. Buraya kadar gitmeye gerek yok. Sadece şunu açsak yeter. Bu ne? Neyle açılıyor abi? Sor. Ya insan derisine bir şeyler yazılmış abi bak. Açacağım, belamızı bulacağız gibi hissediyorum. Ya biliyordum belamızı bulacağımızı. Bu ne abi? Şuna çok güzel. Neyse, bu her türlü kendi sesini yeniliyor zaten. Bakın hasta oldu. Tuvaletlerin de böyle bir durumu var işte. Ablam şunu bir indir. Güzel. Bu neymiş? Bunu hiç görmeden öldürelim abi. Hiç merak etmiyorum neymiş diye. Kes bunu da, çok. 750 lira para yani. Bunu almak lazım. Buradaki trap'e de gidelim. Bunu açalım, şu trap'i. Biraz sesi düştü. Tamam. Geri geri. Ona eksi 8 stres verdik. Buna artı 6 stres verdik. Ne anladım? Ha? Bu unik canlıyı kesen kişi özel şey kazanacaktır diyor. Güzel. Abi ben az önce The Thing diye neyi kestim ya? Seal. Güzel. Bleed resisi düşükmüş. Bleed resisi şeyi ver. Kanatma verelim. The Thing from the Stars. Evet, The Thing buymuş arkadaşlar. Az önce kestiğimiz şey The Thing'ymiş. Ulan az önce kestiğimiz şey neydi o zaman? Stan verdi. Ne güzel, ne güzel. Anasını sattım. Yıldızlara geri dönüş. Ha, bu da patlıyormuş. Çok stres veriyor. Stresini silmek lazım. Bunu patlat sen. Tamam. Ana main hasarımız buna vursun. Güzel. Buna vurabilirsin abi. Az önce kestiğimiz boss'tan sonra ya bu çok bir şeymiş gibi hissettirmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada öldürdüğümüzde unique özellik kazanacak dediler. Yazdı yani az önce. Her zaman geri çekilmek de bir seçenektir deyip unique özellik kazanacaksın dedi kesersen. Bunu bir indirelim. Patlayınca ses verecekmiş. Hiç gerek yok. Bu abla galiba delirecek ya her türlü. Ya bu işin kaçışı yok gibi hissetmeye başladım yani ben. Yine de kurtarmaya çalıştığımız kadar hani elimizden geleni ardımıza koymayalım da belki kurtarabiliriz. Güzel. Ha? Ya senin bas heal bas. Abi canı %45'in altında kalınca %80 protection kazanıyormuş. Ablam vur vur. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunu yaksam iyi olabilir. Abi sen zaten vuramıyorsun. Bari buna vur. Yanmadan belki güzel hasar alabilir diye umut ediyorum. 5 hasar yiyor. Güzel güzel. Yanmayı hasar çıkartıyor. 6 hasar. Debuff veren bir şeyler var mı? Maalesef. Umarım yanması hala devam ediyordur. Ya yapma, ona vurma, ona vurma ya. Hasarını şurada. İyi güzel, yanma hala devam ediyor ya. Sen kır bunu. Bence bununla buna vurduğumuzda bu kırılacak artık. Son 5 hasar. Hadi bak, önce bizim illa delirteceksin. İlla delirteceksin yani, anasını sattım he. Hadi lütfen erdemli abla. Bencil. Heal verelim de. Güzel. Font için bir item, bir de 25 şey çıktı. Font için çok nadir bir item çıktı. %10 Blitz Skill Chance, %10 Virtue Chance'i, erdemli olma şansı, %25 can, X3 Speed veriyormuş ama hiçbir şey alamıyoruz, ne güzel. Bunu saldım. %30'luğu bastım, bunu aldım. Ya şu 750 lira. Bu da 750 lira. Daha az önce sattık. Bu kadar yemek fazla ya. Kampı da yaptık ya. Bu kutsal suyla mı açılıyordu? Galiba öyle bir durumu vardı. Kötü özellik mi istiyordu? Öyle bir şey yapıyordu. Ah. 600 lira buluyormuş. Tamam. Buradan dümdüz gitmesi kaldı. Bunun stresini azaltabilir miyiz diye düşünüyorum ama galiba azaltamayız arkadaşlar. Az bir tane. En azından şunların stresini azaltayım da. Azaltabildiğim kadar. Bencil abla açmasın. Cepleyebiliyor galiba, yanlış bilmiyorsam. Bir de her kendi saçmalığına laf edecek, böyle var işin can sıkıcı kısmı. Hadi bir secret room be. ...25 lira para. Devam. Şuraya da gidelim. Yeterince belamızı bulmadık çünkü. Bunu bununla mı açıyorduk? %60 damage buff'ı. Damage buff'ıymış. Varil damage buff'ı. Varil damage buff'ı. Aklıma kodlamam lazım. Bak bir kendine gel. Buna vurmak lazım. Bu da sıkıntılı çünkü. O bana ait. Ablam kim sana ait? Güzel hasar çıkartıyormuş be. Tüm yapabildiğim bu mu diyor. Ulan sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne kadar yakıyorsun? Aa, direkt yanmadan öldü. 6 yakma iyiymiş. Cesedi yedi. İyileştirelim abi. Ne yapayım? Bunun bir işini bitir. Güzel. Pas geçti kafasına göre. Yani bencil köpek. Bunu bir indir. Güzel. Tarifan artmış. Uğraşmayalım onunla. Son bu kalsın. Sabahtır kan atıyorsun. Al köpek. Kendi ilacın tadına bir bak. Kanamak hoş bir şey miymiş? Bir... Yaptığım şeye karışmayı kesin diyor. Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok arkadaşlar, bu stres yedi bu takım. Yani haklı olarak stres yediler hem de. Al bas. Güzel. Bu masa neyle açılıyordu? Masa ya bununla ya bununla açılıyordu arkadaşlar. Zaten bir tek de bu kaldı. Gene bakayım. Bunun neymiş? 8 yemek çıktı. Ne güzel, ne güzel. Burası bize bayağı pahalıya patladı ya. Yani her şeyle bayağı pahalıya patladı. Üf üf üf. Prismatic Isolation. %25 debuff resist. Aha bak buymuş arkadaşlar. Gelen özel debuff. Aha buranın boss'ta gel. Ulan. Bu değişsin. Yani tekrar aynı hayatıma gitmeyelim. Peki nereye gidebiliriz abi? Üf. Burada bir de şey de var. The Thing de var. Yo, The Vammer layık var diyor, gösteriyor ama bu The Thing'in işareti. İkisi birden mi var abi burada gene? Şampiyon seviye. Çok güzel ait. Gerçi damage'i azaltıyormuş ya. Kaç dakika olmuş? O 50 dakika olmuş. Bunları bir iyileştirmeye verelim. Abi 2 hastalık da neymiş be? Ya stresin her türlü şey yaparız. Şu tipsten bir kurtul da. Sen de klostrofobiden kurtul. Bunu sadece kaldırabiliyoruz bu arada. Çünkü yani tek karaktere özel bir skill bu. Bu geldi. Özel skill olarak. Neyse artık bu karakteri de grubun vazgeçilmezlerinden bir... Ah, Slayer! Musketeer. Musketeer de yoktu bizde. Peki ne atacağım? Ne atacağım? Yani... Helion galiba bay baylasın ya. Çok fazla zaten önde savaşacak karakterimiz var. Oyunun halihazırda klasiğinde olan bir karakterlerden bir tanesi bile o. Ve kime atalım? Yani jüri beyefendi, seni de o kadar geliştirmişiz, yatırım yapmışız. Okultist bay bay ya. Musketeer'la Slayer gelsin. Zaten 3 tane healer'ımız var arkadaşlar. Eternal var. Hani Lamia var. Bir de Vestal'ımız var. Gerek yok. O healer'a da. Okultist de bir healer. Maalesef bunu daha fazla geliştiremiyoruz. Aslında bunun için bir mod baksam mı ya? Daha fazla karakter alma modu. Bir sonraki bölüm o zaman şu Wield'a gideriz. Hem Wield'ın bir sonraki boss'unu açmaya yaklaşır birazcık. Şu Kataprank için özel item'i alırız. Sana Cube'de bir Rarity'sine göre bir sırala. Bundan bir tane daha gelmiş. Bunu sat abi, bir tane daha. 1500 lira iyi para. Bundan da varmış, bunu da sat. Ha, Slayer için daha yeni de karakteri de gelmişken. Heal alımını falan arttırıyormuş. Ne ki bunun özellikleri? Bakmak lazımdır. Önce şurada. Bir item satalım dedik. Bunu sat. Bir tane varmış. Bunu sat. Bunu sat. İyi, güzel para çıkardık. Bunda neler var abi? Kendisine %3 kritik veriyormuş. 5 ikür söylüyormuş. Bound to Glare diye bir skill'i geliştiriyorlar. Bunu tek savaşta tek kullanımlık. Bu Jester gibi bir karakter galiba. Jester'da da var arkadaşlar. Şu. Final. Yani böyle hayvan gibi güçlü bir saldırı yapıyor. Ve diğer skill'leri de hep onu hasarını arttırıyorlar, gördüğünüz gibi. Artı %30 damage, artı %30 damage. Hani böyle tam böyle vurdurabilirseniz İnanılmaz yüksek hasarlara çıkabiliyor Jester'la. Benim bu arada oyunu bırakma sebebimdir Jester arkadaşlar. Onu da anlatayım. Oyunun son boss'una kadar gelmiştim. Oyunun son boss'u bir tane böyle kalp zaten. Bu arada yani spoiler. Son boss'una kadar geldim abi. İşte böyle öndeki tankların falan vardı. Ben de olsa da full Jester'ı güçlendirdim. Artı %200 mü ne olmuş, tamam mı, şu finalin saldırısı. 260 mı öyle bir şeydi yani. Hani inanılmaz bir hasar artışı oldu, tamam mı? Hani hakikaten böyle devasa bir hasar artışı oldu. Finali bir koydum, misledi abi. Oyunu direkt böyle Alt F4 atıp sildiğim andı yani. Jester'a bakınca şu göz damlası gerçekten benim oyuna dair anılarım ya, şu göz damlası. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm dediğim gibi şu Slayer'ı test ederiz. Bakalım, artı 10 damage arttıran varmış bak, aslında onu alsak daha iyi. Bu da artı 10 damage arttırıyor, güzel. Bakalım ne kadar güçlenebiliyormuş. Musketeer alırız. Musketeer da heal veriyormuş, güzel. Bunun heal'i ama şey gibi. Arbalest'te de aynı heal'den var. Daha az ama hani bufflıyor, sürekli aynı kişiyi heal'ledikçe daha da çok heal veriyor. Bununki de herkese aynı şekilde, gördüğünüz gibi %20 fazladan heal veriyor bir sonrakine. Aynı adama verirse tabi. Neyse, bir sonraki ne dediğim gibi böyle bir farklı bir ekiple gideriz. Yine işlerine bir tane güçlü adam koyarız, mesela Kataprank olabilir. Bakarız ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.